Herkese yeniden merhabalar. Ben Sema, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Yazın gelmesi sebebiyle biliyorsunuz ki düğünler, nişanlar, işte kınalar, işte ne bileyim böyle özel günlerimiz çok fazla olmaya başladığı için sizler için dedim ki bir özel gün makyajı yapayım. Böyle kısıtlamak istemedim. Yani hani mezuniyettir, işte nişandır, düğündür vesairedir. Bunları zaten çok fazla yapıyoruz. Ben sadece özel bir gününüzde nasıl bir makyaj yapabilirsiniz ya da nasıl bir makyajı kullanmak istersiniz? Bunlardan bahsedeceğim. O zaman şimdi makyajı yoğun kapatıcı ürünler değil de daha çok böyle cildinizdeki kusurları kapatmanızı öneriyorum. Yani cildinizde kusur varsa, mesela örnek veriyorum, şuranızda bir sivilce varsa ya da işte buranızda bir sivilce varsa tüm yüzünüzü böyle porselen gibi kapatmak yerine sadece oraya odaklanırsanız eğer cildiniz daha kusursuz ve daha güzel duracaktır. Bugün ben nasıl bir ten makyajı yapacağım? İlk önce ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz ki benim şu kısmım, işte buralarım ya da işte alnımın şu kısmı birazcık kızarık. Yani ben bunu ne yaparsam yapayım, benim kendi annemin de cildi bu şekilde olduğu için, yani genetik olduğu için hiçbir şekilde buradaki kızarıklığım geçmiyor. Yani benim kendi cildimin eşitsiz, yani eşitli bir cildim yok. Bunu bir anlaşalım. Essence'ın Primer Studio isimli bu makyaj bazı. Bence gayet güzel. İçerisinde siyah kil bulunuyor. Ve makyajınızın kalıcılığını güzel arttırdığını düşünüyorum. Makyaj bazını elime aldım. Şu şekilde elimde birazcık yedirdikten sonra cildime bunu güzelce yedireceğim. Artık yaz geldiği için tenim çok fazla açıldı. Yani inanılmaz beyaz bir cildim var şu an. O yüzden güneşlenmek istiyorum. Gabrini'nin markasını biliyorsunuz, uygun fiyatta en iyi markalardan bir tanesi. Hani en iyi demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Benim tercih ettiğim bir marka açıkçası. Gabrini'nin markasının şu Derma Makeup Cover isimli fondöteni kullanacağım bugün. Bu fondöten de şöyle. Kapatıcılık yönünde gerçekten kime önergisem önereyim, herkes çok beğendi ve herkes çok memnun kaldı. Ciddi anlamda kapatıcılığı çok ama çok başarılı bir ürün. Şöyle, sadece benim cildimde biraz kapatıcı durmasını istediğim için bu ürünü uyguluyorum. Ürünün ambalajı ucu bu şekilde. Gerçekten fazla ürün almanızı engelliyor. Şimdi buradan görmüş olduğunuz gibi cildime nokta nokta dokundurarak uyguladım. Çok fazla örtücülük istemiyorum. Dediğim gibi hani böyle cildimde sanki maske gibi durmasını istemiyorum. Coco Sheen'in şöyle bir kapatıcısı var. Bu bendeki 03 numarası ve şu an cildime en açık gelen rengi bu. Şu şekilde fondöten fırçasına dokunduruyorum. Ve sonra fondötenimi bu şekilde dağıtacağım. Çünkü o şekilde cildimin rengini eşitleyeceğini düşünüyorum. Yoksa fondöten görmüş olduğunuz gibi bana bir tık koyu gelebilir. Bunu önlemek adına bu şekilde bununla karıştırarak uygulayacağım. Ve bu sayede ikisinin de kapatıcılığı çok yüksek olmuş olacak. Şurada çizgi oluşmaması için şöyle boynunuza da geçerseniz hiçbir şekilde boynunuz arasında bir çizgi oluşmaz ve yapay bir görüntüde durmaz. Sizin de elinizde, cildinize koyu gelen fondötenleriniz varsa ya fondöten renk açıcıları kullanabilirsiniz. Şu an benim elimde olmadığı için. Ya da elinizde bu şekilde işte 1-2 ton açık kapatıcınız varsa onunla karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Hem de fondöteniniz daha da yoğun kapatıcı olur. Evet, fondöten gerçekten ciddi anlamda güzel durdu. Umarım kamerada çok koyu durmuyordur. Yani şu an mesela ben bakıyorum, yani cildimde kesinlikle böyle çok az bir renk farkı var. Çok az. Yani öyle çok bariz renk farkı varmış gibi durmuyor. Baktım biraz böyle, hani cildimde çok bariz bir renk farkı yok. O yüzden makyajımıza devam edebiliriz. Kapatıcı uygulayacağız. Yine aynı şekilde Coco Sheen'in bu kapatıcısını alıyorum ve göz hatlarıma şu şekilde daha böyle aydınlık durmasını istediğim için uyguluyorum. Bu kapatıcı normal bir cildiniz varsa bence çok ama çok sevebilirsiniz. Fakat cildiniz yağlıysa biraz böyle yağlı bir yapısı olduğu için sevemeyebilirsiniz. Özellikle göz kapaklarınız falan çok aşırı yağlıysa ekstradan yağlandırabilir. Bu yüzden bu kapatıcıyı cildiniz çok kuruysa eğer tercih edin. Ama öbür türlü
Dediğim gibi yağlı ciltler bence uzak dursun bundan. Bugün pudra olarak Farmasi'nin transparan pudrasını kullanacağım. Gerçekten çok başarılı buldum. İncecik yapısıyla çok güzel sabitliyor. Hani o gün böyle makyajınızı bence sabitleyin. Eğer cildiniz yağlanıyorsa. Şimdi şu hemen kaşlarımı bir tarayayım. Şöyle hemen Farmasi'nin kaş maskarasıyla geçeceğim. Bu da rengini daha çok belirginleştirecek. Boşlukları doldurduk. Böyle rengini. Bu da bitti. Size böyle nasıl desem bir far paleti önereceğim. Bu far paleti Coco Chic markasının görmüş olduğunuz bu far paleti. İçerisinde 30 tane far bulunuyor. Hani bu paletleri bana çok fazla soruyorsunuz. Çünkü bende bu markaya ait 3 tane büyük, 2 tane küçük olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2 tane de küçük far paleti var. Ben ne zaman bu paletleri paylaşsam işte pigmentasyonu nasıl, memnun musun, kalıcılıkları nasıl falan diye. Ciddi anlamda söylemek gerekirse büyük olanlardan Soft Touch ve bu Excellent'ti yanlış hatırlamıyorsam. İkisi gerçekten pigment açısından çok 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 başarılı paletler. Alırsanız eğer hani bir paletim olsun kenarda dursun hem özel gün hem de işte gündüz kullanabileyim diyorsanız eğer. Mesela bu palet hem gece hem de gündüz rahatlıkla kullanılabilecek. İçerisinde matlar, ışıltılar, özellikle ışıltılar daha fazla bunda. Soft Touch da tam tersi. Böyle daha çok sedefli işte ne bileyim mat farların ağırlıklı olduğu bir palet. Alabilirsiniz. Fiyatları size biraz uçuk gelebilir. Ama dediğim gibi bence 30'lu bir far paletine göre gayet makul fiyatları olduğunu düşünüyorum. Farklı markalarla kıyasladığım zaman eğer öyle yaparsak bence fiyatı daha uygun düşünebiliriz. Hani bir tane alın kenarda dursun. Ömrünüz boyunca kullanın. Kısacası. Şimdi makyaja başlıyorum hemen. Şuradaki mat rengi alıyorum şunu. Tüm göz kapağımı eşitleyeceğim. Hem de göz kapağımı birazcık daha böyle sabitlesin. Orada farları daha rahat bir şekilde dağıtalım diye. Daha sonrasında şuradaki rengi alıyorum. Şunu. Bunu hafif böyle dış köşelerden içe doğru tüm göz kapağıma uygulayacağım. Şuradaki sarı rengi alacağım. Görmüş olduğunuz gibi bugün iddialı bir makyaj olacak diye düşünüyorum. Bunu tüm göz kapağıma uyguladım. Hemen bu uyguladığımız farın tekrar alıyorum. Birazcık daha böyle dış köşelerimi koyulaştırmak istiyorum çünkü. Daha sonra bu dış köşeleri iyice dağıtıyorum. Şuradaki pigmenti görüyorsunuz şunu. Buradaki pigmentten parmağım yardımıyla alıyorum ve göz pınarlarıma falan uygulayacağım. Ay parmakla ciddi anlamda çok iyi oluyor ya. Biraz önceki sürdüğümüz sarı fardan eser kaldı mı? Hayır. Sadece altta böyle güzel bir yansıma bıraktığını düşünüyorum. Şimdi ise böyle koyu bir kahve alacağız. Böyle acı bir kahve derler ya. Acı bir kahve alacağız. Şuradaki renk olacak. Göz pınarlarıma Caters'ın bu Highlighting isimli tekliflerini kullandım. Şimdi ise AliExpress'ten ya da işte ne bileyim çeşitli Instagram hesaplarında bulabileceğiniz şöyle takma kirpikler var. Bunlar oldukça doğal duruyor ve gerçekten kirpiklerinizde sanki kendi kirpiğinizmiş gibi duruyor. Ben bunları kullanmayı çok seviyorum. Hani çıkarttıkça sürekli geri yerine koyuyorum. Bir kirpiği 3-4 kez kullanıyorum. Hemen atmıyorum. Bu sayede çok uzun vadede sizi götürebilecek kirpikler. Şimdi hemen buradan kendime uygun bir kirpik buluyorum. Şunları takayım. Evet, bunu alıyorum. Şöyle kısa tarafı iç,
uzun tarafı dışa gelecek şekilde takacağız. Şimdi kirpik yapıştırıcımı alıyorum. Derim ki Kiss markasının kirpik yapıştırıcılarının çok güzel olduğu söyleniyor. Onlara bir bakabilirsiniz. Kirpik yapıştırıcımı sürdüm. Birazcık bekleyeceğim ve sonra takacağım. Orta kısma bunu yerleştiriyorum. İlk olarak orta kısma takın. Daha sonra yanlarını takması çok kolay olduğunu göreceksiniz. Hemen burayı takıyorum. Şimdi kirpiğimi taktım. Şimdi göstereceğim sizlere nasıl durduğunu yakından. Evet, şimdi görüyorsunuz bayağı doğal bir kirpik. Yani siyahlığı bile doğal. Şimdi ben bunun üzerine maskara geçeceğim. Çünkü maskara geçmezsem eğer şu an kendi kirpiklerim sarı durduğu için bütünleşmeyecek, kirpik olduğu belli olacak. Fakat şimdi ben bunu birazcık maskara geçeceğim ve sanki kirpik yokmuş gibi duracak. Hafif siyah bir far alacağım. Şuradaki siyah farı alabiliriz. Kirpik tiplerimde bir bütünlük olmasını istediğim için bunu uyguluyorum. Şöyle kirpik diplerime siyah farları geçiyorum. Ki orada hem yapışkanı belli olmasın hem de orada sanki bir eyeliner sürmüşüz gibi dursun istiyorum. Maskaraya geliyoruz. Maskara uygulayacağım. Çünkü maskara her zaman kirpiklerinizi bütünleştirir. Yani takma kirpiğinizle kendi kirpiğinizi bütünleştirir ve daha hoş durmasını sağlar. Bugün maskara olarak ise L'Oreal'in Unlimited maskarasını kullanacağım. Eğer o gün kirpik kullanmayacaksanız size yani tek bu maskarayı bile uygulamanız yeterli. Çünkü gerçekten böyle ok gibi kirpikleri yapıyor. Hacim falan gerçekten çok iyi. Şu şekilde kendi kirpiklerimle bütünleştiriyorum ama kesinlikle kirpiği yerinden oynatmamaya özen gösterin. Evet, şimdi makyajıma kaldığım yerden devam edeceğim. Tam diyordum ki siyah göz kalemi uygulayacağım. Bugün Farmasi'nin Express isimli bu siyah göz kalemini uygulayacağım. Bence gerçekten güzel bir göz kalemi. Şöyle hafif tutuyorum ve kirpik diplerime uyguluyorum bunu. Ki kirpik diplerim böyle daha siyah ve daha böyle yoğun dursun. Kirpik diplerime biraz böyle maskara geçireceğim. Çok az. Bugün allık uygulamayacağım. Direkt bronzer uyguluyorum. Bunun için ise Farmasi'nin bu ikili kitindeki ürünü kullanacağım. Şöyle. Silikon aydınlatıcısını alıyorum yine bu ürünü. Bu aydınlatıcı gerçekten çok güzel. Sizce de öyle değil mi? Bunların üçünü birbirine karıştırarak uygulamayı seviyorum. Böyle. Birazcık şu burnumun üzerine, burnun ucuma, dudak üzerime, kökte. Evet. Şöyle biraz daha hafif alnıma uygulayacağım. Çok değil. Ruj olarak bugün Kokoshi markasının bu liket mat rujlarından 02 numarasını kullanacağım. Bayağı yoğun bir ruj oldu. Şimdi bu rujun üzerine markasının silindiğini düşünüyorum şu an. Üstünde hiçbir şey yazmıyorum. Bakayım. Bu yabancı bir markanın ürünüydü. Sweet isimli. Bunu Instagram'da ismini bulabilirsem açıklama kısmına yazacağım hangi marka olduğunu vesaire. Çünkü paylaşmıştım Instagram'da. Bunu da böyle üzerine uyguluyorum. Daha sonra bunu biraz parmaklarımla yedireceğim. Makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani güzel olmuştur. Bilmiyorum, benim çok açım esinli ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle birazcık detaylı olarak sizlere yine göstereyim.
Özel günlerinizde bu makyajı kullanır mısınız? Aşağıya yorum olarak bana belirtirseniz sevinirim. Hani size çok mu ışıltılı geldi ya da size gerçekten az mı geldi ışıltısı bilmiyorum ama ben bu şekilde bir makyajı yaparak özel bir günüme kesinlikle gidebilirim. Benim için ışıltısı şu anda çok ama çok yeterli. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.